Arkadaşlar selamünaleyküm. Güvercin ve kuşçuluk kanalına hoş geldiniz. Bir kaçak indirdim arkadaşlar. Şimdi indi. Şurada tek kafa baska ama sazları var sanırım. Çok güzel bir kuşa benziyor. Gel. Of, kesmesi çok güzel ya. Maşallah. Fındık gibi kuş arkadaşlar ama cin gibi. Karnı aç. Gel. Cin gibi arkadaşlar. Harbiden cin gibi. Bu arada posta kuşlarım geldiler. Hemen kümese girdiler. Yemiyorlar. Arkadaşlar şu baskıya bakar mısınız? Çok güzel ya. Dişi bir de. Gel. Elle yakalayacağım arkadaşlar. Şu kafası beyaz olan kuş. Nerede? Şurada. Gel. 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 Yakaladım. Ulan var ya, yemin ederim ha. Efsane bir kuş ha. Arkadaşlar. Çok güzel kesmesi var. Ama kanatlarında sazları var. Durun. Hemen yem yemeyin. Vallahi arkadaşlar ne yalan söyleyeyim. Ben daha demin bunu gördüm. Yani şuradan bir yerden geldi. Şöyle bir gitti. Çok da üstelemedim. Çünkü posta kuşlarım yerlerde geziyorlardı. Şimdi pırıltı versem kalkacaklar. Kalkınca da mavi kümesin olduğu tarafa gidiyorlar. Bu sefer de bir daha buraya gelmiyor akşama kadar. Ya Allah aşkına bir çık şuradan ya. Dur. Şu yemi ben bir saklayayım da arkadaşlar bir saniye. Yoksa karınları doyacak. Heh. Dediğim gibi posta kuşlarını bir daha sokamam içeriye diye pırıltı vermedim. Hatta bir tanesi hala dışarıda. Şurada beyaz posta. O zaten inat. Bir türlü girmiyor. Sonra kuş geldi. Şöyle bir netleştireyim. Çok güzel bir baska ya. Dişi. Kuş geldi, şöyle bir turladı. Geldi, hop şuraya kondu. Konar konmaz da videoyu açayım istedim. Arkadaşlar şimdi ben bunu bir şuradaki salmaya atayım. Daha net görelim, daha güzel görelim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir koyalım ha. Ay! Güzellik. Ay. Arkadaşlar bu mavi değil, dumanlı gibi. Böyle koyu bir rengi var. Buna ne diyorlar bilmiyorum. Ama güzel bir dişi. Ayağında markası yok. Sazları var. 2'ye 1. Yani şu sol kanadında 1, sağ kanadında 2 tane var sanırım. Yo, 2'ye 2 mi? 2'ye 2 gözüküyor arkadaşlar. Kesmesi çok gagadan. Yani gözde gaga tam böyle düzgün bir kesme gelmiş ama baskanın ideal kesmesi böyle olmuyor. Biraz daha böyle aşağıdan alması lazımdı. Yuvarlak şekilde. Dur, sakin ol, dur. Panik yapma. Artık benimsin oğlum sen. Bitti. Arkadaşlar güzel bir dişi ama erkeğimiz yok. Kafasını dışarı çıkarıyor. Buna eş yapabileceğimiz bir erkeğimiz yok. Baska kuşu hiç beslemedim. Bugüne kadar belki de ilk defa bir baska kuşu kümesime girecek. Maşallah sana. Güzellik. Ama çok şeysin sen ya. Çok paniksin sen ya. Hep kanatlarını falan mahvettin. 2'ye 2 arkadaşlar. Bak ya, bak bu ne yaptı bak. Lan eşek sıpaları sizi. Çık. Ay bu açılacak. Sakin, sakin, sakin. Güzel bir baska ya. Vallahi sırtı kapalı arkadaşlar. Altı kapalı mı? Altı da kapalı. Ufak tefek beyaz noktaları var ama olsun. Güzel bir dişi. Ben bunu ne yaparım? Ben bunu büyük ihtimalle Karabaşçı Hasan dayıya vereceğim. Çünkü onda baska var. O baska üretiyor. Ya da ondan bir erkek alırım. Ama bu kuş sazlı. Bilmiyorum tek kafa verir mi? Gerçi bazı tek kafa kuşların da yavruları böyle sazlı atabiliyor. Belki de bu öyle sazlı atan yavrulardandır. Bunun altından tek kafa çalışabilir. Bunu deneyip görmek gerekiyor. Dur dur dur, sakin dur. Maşallah benim güzel kızıma. Vallahi kısa günün kârı. Arkadaşlar biliyorsunuz
Bir önceki videomuzda bir martı güvercinimizi yemiş demiştik. Bir kuşumuz gitti. Yorumlarda herkes Allah'a razı olsun çok güzel dualar etmiş. Beni teselli edici yorumlar yazmışlar. İşte bir gider 5 gelir, bir gider 10 gelir gibi nasibimizmiş. Arap kelebeğimiz öldü. Martı tarafından öldürüldü. Ama onun yerine bu misafir geldi. Güzel bir baska. Hayırlı uğurlu olsun. Ben bunu karantinaya alacağım. Hemen kümese sokmam. Gerçi sağlıklı bir kuşa benziyor ama dışkısı, işte ne bileyim, ağzında çiçek var mı yok mu, grip mi değil mi, bu tarz şeyleri bir kontrol etmem gerekiyor. Sonrasında katacaksam eğer kümese katarım. Büyük ihtimalle ya Karabaşçı Hasan dayıya vereceğim bunu, ya da ondan bir tane erkek alırım. Eğer müsaitse, kuşları varsa bununla takım yaparım. Belli olmaz. Baska kuşu kümesimde hiç yok. Zaten kümesim karma karışık. Bir de şimdi baska kuşuna da girmek istemiyorum. Karman çorman olacak. Arkadaşlar her yer gördüğünüz gibi karma karışık kuşlarla dolu. Kelebek deseniz kelebek var. Dolapçı deseniz dolapçı var. Taklacı deseniz taklacı var. Bak bak bak, girmişler gene çıkamıyorlar. Bak bak bak. Ne işiniz var sizin burada? Ha? Ne işiniz var sizin burada? Yakalandınız mı siz? Yakalandınız mı siz? Gel sen de. Eşek sıpaları. Ben eminim şurada gene yemi koyduğumuz yerde de birkaç tane kuş var. Bakayım. İyi, buraya daha gelememişler. Durumlarımız böyle. Arkadaşlar posta güvercinlerimiz de kümeslere alıştılar. Ama sabah gidiyorlar, akşam geliyorlar. O da karınları acıktığı için, susadıkları için böyle böyle bir şekilde buraya adapte olacaklar. Artık buralarda gezinecekler. Burada hiç gezinmiyorlar. Ben kümesi açar açmaz bir fırlıyorlar. Belki bir saat, iki saat uçuyorlar. Sonra gidip şuraya konuyorlar arkadaşlar. Akşam ne zaman karınları acıkırsa geliyorlar. Ben kümesin kapısını açıyorum. Hepsi kümesin içine giriyor. Burada gezmeyi çok sevmiyorlar. Şimdi bütün kuşlarım girdi değil mi? Bir tek beyaz postan var şurada. O girmiyor. İnat. Bunu her seferinde yaşıyorum. Dışarıda kalıyor arkadaşlar. Bazen dışarıda kalıyor. Yani girmiyor içeriye. Çok acıkıyor. Çok perişan oluyor. O zaman giriyor. Bu benim için sıkıntı. Ama o da bir şekilde öğrenecek. Öğrenmek zorunda. Bak gene girdiler. Leğenin içine ya. Var mı kimse? Yok. Bir şuraya doğru yem atayım ben. Gel. Gel. Şu postayı kümesinin önüne doğru çekmeye çalışıyorum. Belki bak diğer posta çıktı. Beyaz posta girse hemen kapatacağım kümesi. Çünkü o eşek sıpası inat. Girmiyor yani. Bir türlü girmiyor. Hadi kızım benim, hadi. Gir içeri, bak kümesin, gördün içini. Hadi. Hadi. Aferin benim kızı. Lan ne girmez kuşmuş ya. Şu mavi de girsin. Kapatayım. Ama olmaz. Bak sen kümesin yolunu biliyorsun. Gir içeriye. Hadi kızım benim, gir. Bak kümesi kapatacağım ama. Gir içeriye, kümesi kapatacağım. Gir. Gir. Aferin benim kızıma. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle bir kümese gireyim. Şu teli bir açayım. Bütün kuşlarım tek kümesi olsun. Heh. Sakin, sakin, sakin. Bunu da kapatalım. Tamam. Böyle böyle bunları buraya bir şekilde alıştıracağız. Olacak. Kuşlarından size haber vereyim. Yakaladığımız kuş hala orada, baskamız. Ondan bahsedeceğim. Son kez bir yanına gideceğim. Ama ondan önce arkadaşlar bir kuşum daha söküldü. Allah'ın izniyle yavaş yavaş oynamaya başladı. Ufaktan da olsa keyif verdi diyor. Bakın şu Sabuni. Şöyle bir kaldıralım bakalım ne yapacak. Pişt. Pişt. Pişt.
Aferin benim oğluma. Erkek çıkacak bu. Arkadaşlar sefere başladı. Bir kaldırayım bir daha. Şşt. Eşeğe bak sen ya. Uç. Heh. Sefere başladı. Ama nasıl başladı? Yerde kuş yokken geliyor, baş veriyor. Yani kaldırıyor kendini havaya. Ama yerde kuş varken direkt düz iniyor. Bu kuşu uçura uçura, esnete esnete sökeceğiz. Güzel olacak. Diğer mavi mardinimiz vardı biliyorsunuz. Geçen gün gece karanlığında uçurmuştum. Onu da bu kümesin içine aldım. Çünkü kanatları eksik. Olur olmaz saatte, olur olmaz zaman kalkıyor. Hem kuşu zorluyoruz. Kanatları eksikken uçurup kuşu yoruyoruz, canını acıtıyoruz. Hem de işte o akşamlarda bizi sıkıntıya sokmuş oluyor. Ben de kanatları gelene kadar, tam anlamıyla bütün kanatların dizene kadar bu kümesten çıkarmayacağım. Hem biraz dinlensin. Bakayım bizim Sabuni'ye. Ha, burada uçuyor hala. Arkadaşlar benim bir kuşum daha var. Sabuni. Bu da efsane. Ama bu aralar bir tuhaf. Bakın kaldırayım, göstereceğim şimdi size. Arkadaşlar kalkıyor ama birden böyle roket gibi kalkıyor. Bakın. Sonra bırakıyor, kendini iniyor. Hadi oğlum benim. Bakın saldı kendini. Hop. Böyle indi. Uçuramıyorum bir türlü ya. Vallahi billahi yani güzel kalkıyor ama bu da düz iniyor. Benim diğer Sabuni hemen yükselmiş. Gel oğlum benim, gel. Tam böyle seferlik kuş. Sökülecek kuş. Kendini belli ediyor. Arkadaşlar kaldırınca ben uçmam demiyor. Neredesin? Buradasın. Neyse alçalırsa size gösteririm. Belki bir baş kaldırır, sefer yapmaya çalışır. Şöyle bir netleştirelim. Kuşlarımızın durumları iyi. Şükürler olsun. Ciddi anlamda bir sıkıntımız, bir rahatsızlığımız yok. Ufak tefek kırgınlıklar oluyor. Özellikle yavrularda. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bir şekilde erken tedavi uygulayıp kuşlarımı tehlikeye sokmamaya çalışıyorum. Arkadaşlar biz bu Sabuni'yi kaldırdık ama bu kuş uçacak herhalde. Biraz keyif yapacak. Evet, hiç inesi yok bunun. Biz bunu beklersek bir saat video çekmek zorunda kalırız. Ya da şöyle bir fırıltı mı versem? Yok. Kuşun hiç inesi yok. Aa, yemliğim kuşlarımı gelir. Bir dakika. Karınları aç ya. Bir dakika bekleyin arkadaşlar. Gel. Evet, bakın sıktı. Çünkü karnı aç. Şimdi atlar gelir. Gel. Aynen dediğim gibi. Maşallah benim oğluma. Ama çok dengesiz, bozuk atıyor arkadaşlar taklayı. Daha güçsüz, kendini kaldıramıyor. Ama olacak. Uçura uçura bu kuşumuzu da sökeceğiz. Bakın gene geliyor. Bu sefer oturur herhalde. Gel. Şöyle bir uzağa yem atayım da pırıltı olsun. Nerede bizim eşek sıpası? Heh, şurada. Gel. Bakayım bir. Gel.
Hadi oğlum hadi. Yok. Arkadaşlar ben videoyu sonlandırayım. Gördünüz işte geliyor. Yüksekten de olsa bir baş kaldırıyor. Böyle bir sefer yaparmış gibi yapıyor. Ama daha yeni kuş. Çok normal böyle olması. Allah izin verirse ileriki zamanlarda daha güzel olacak. Bu arada bildiğiniz taklacı güvercin besleyen bir adam oldum ya. Vallahi billahi Mardinci oldum. Hızlı ilerliyoruz. Allah yüzümüzü kara çıkartmasın. Güzel videolar çekeceğiz çünkü taklacılarla beraber. Son kez bir yakaladığımız baskıyı gösterelim. Kümesimizin yeni üyesi. Mavi bir baska. Dur şuradan göstereyim daha net olur. Değil mi kızım benim? Kaçma tamam mı? Hı. Maşallah güzelliğe. Arkadaşlar kısa günün karı. Sizin de dediğiniz gibi bir gitti bir geldi. Hoş geldi sefa geldi. Ben artık videomuzu sonlandırayım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.